Herkese merhaba, ben Vahap Şanal. Bugün benim de ilk defa oynayacağım bir oyun oynayacağız. Normal satranç ama sorularla beraber oynanıyor. Ben de zor öğrendim oyunu. Atilla açıklasın. Merhaba arkadaşlar, ben Atilla. Oyundan şöyle kısaca bir bahsedeyim. Moderatörümüz Melih Yurtseven bize sorular soracak. Sorulara cevap olarak en yakın tahmini veren hamle yapma hakkını kazanacak. Mesela ben doğru cevap verdiğimi düşünelim. Hamle yapma hakkı ben kazanıyorum ve hamleyi yapıyorum. Sonra diğer soruya da ben doğru cevap verirsem yine ben oynuyorum. Ancak şöyle bir istisna var. Diyelim ki şah çektim ve sorulan soruya ben doğru cevap verdim. Ve direkt otomatikman şah çeker pozisyonda olduğum için maçı ben kazanıyorum. İsterseniz direkt başlayabiliriz. İyi seyirler. O zaman renk seçimiyle devam edelim. Tamam. Rengin hiçbir önemi yok bu arada bu oyunda. Bu olsun. Beyazlar. Evet, hazırsanız o zaman başlayabiliriz. İkinize de başarılar diliyorum. Evet, ilk soru geliyor. Hazır mısınız? 1640 Elo'ya sahip bir oyuncu dünya sıralamasında tahminen kaçıncı sıradadır? Ben yeni baktım buna. 1640 değil mi? Evet, evet. 1640 Elo'ya sahip birisi. Cevaplama sıramız var mı? Söyleyebiliyor muyuz? Başta lütfen. Beyazlar başlıyor. Daha sonra hamleyi yapan kişi cevaplıyor. Rakam çok büyük olduğu için hatırlamıyorum. 2-3 önce baktım. Tabii ki tam olarak bilmeniz çok zor. Tamam, en yaklaşık. Çok yaklaşan soruyu bilmiş sayılıyor. Dinliyorum. Abi çok gereksiz bilgi olduğu için bir arkadaşım oylulardaydı. Kaç önce oyuncusu kaç oluyor diye bakmıştım. Ama çok gereksiz bilgi olduğu için beyni atmış hemen kafadan onu. Salla bir şey. Tamam. 500 bin. 500 bin. 500 bin 1. 499 bin. Evet, çok stratejik bir cevap oldu. Atilla kazandı. 79 bin 78. Tabii ki 1640 Elo'ya sahip birkaç oyuncu vardır. Bir tane oyuncuyu referans aldık ama tamam. Aşağı yukarı bu sıralardadır. Tamam. Atilla kazandı. Şimdi siyahlar başlıyor. Biraz garip oldu bu. Evet. Evet, hazırsanız ikinci soruyu soruyorum o zaman. Piyonların sadece bir kare değil iki karede gidebileceği kuralı ilk olarak kaç yılında uygulanmıştır? Evet, ben cevap veriyorum. 1800. 800 yok, 2015. Neyse, daha yani kesin kazanayım diye bari. Ben de onu yaptığı şeyi yapmış. Yani bence cevap böyle 1500 falan ama 1799. Sen 1800 mü dedin? 1799. Vahap kazandı. 1280 yılında yapılmış. Yapam beni. Tamam. Evet, hamleyi yapalım. Bu kadar avans yok yani. Tamam. Çok açılmayın bence. Şahınızı çok açmayın. 1280 yılında yapılmış dedik. Peki hangi ülkede uygulanmıştır? Tamam. Bunda da şöyle yapacağız. Klasik olarak evet. Çok yaklaşan. Evet, haritada en çok yaklaşanı bilmiş sayacağız bunda da. Tamam. Şimdi ben cevap vermem gerekiyor herhalde. Abi ya Hindistan ya İran. İkisinin arasında kaldım. İran diyeyim. İran. Evet, Atilla sendeyiz. İran'mış ya. Neresi olabilir ya? İran de sende. Kuzey İran. Net bir ülke söyle de benim coğrafyamı zorlama. Haritayı açmak zorunda kalmayayım. Asya'nın ortasından bir yer söylemek istiyorum. Birazcık dur, Melih'i zorlayalım. Moğolistan. Tamam, kesin. Ben bilmiyorum nerede Moğolistan. Tamam, biliyorum. Muhtemelen Vahap kazandı. Buna ben bir haritadan bakayım ama. İspanya'da yapılmış. İspanya. Muhtemelen yani Vahap kazandı. Hemen bir kontrol ediyorum. İspanya zaten İran'ın yanı. Yan yanalar, komşular zaten. Tamam, bir saniye. Yani %99 emin gibiyim ama yine de bir saniye. Bornova'dan çıkabilirsem. Öyle zor. Uzun sürer. Ben kilometre bazında değerlendirme istiyorum.
Tamam, evet, çok net bir farkla. Yani ikisi de Avrupa'da zaten. Çok net bir farkla Vahap kazandı. Tamam. Tamam, hamleyi ben yapmak istemiyorum. Ben böyle yapayım. İki tane daha doğru bilirsem. Evet. Ya da risk. Ama... Evet, hazırsanız o zaman dördüncü soruya geçiyorum. Online database'e göre birinci hamle atış 3 hamlesi ilk hamlede en çok oynanan hamleler arasında kaçıncı sıradadır? Pandemiden önce mi sonra mı? Güncel, şu an. Şu an. Evet, ilk cevap sende. Sanki buna da bakmış gibisin. Pandemiden sonra herkesin kafa gitti zaten. Çok oynayan olmuştu da. Soruyu sendeydi sanki ilk soru. Soruyu tekrar edeyim isterseniz, belki anlaşılmamıştır. Tamam. Birinci hamle ataş 3. At H3 hamlesi online database'e göre en çok oynanan kaçıncı hamledir? Ha, en çok oynanan kaçıncı? Ben kaç defa? Tamam. Yok, kaç defa tamam, değil. Tamam, en tamam. Çok oynanan kaçıncı hamledir? Örneğin birinci sırada E4 hamlesi varsa ataş 3 hamlesi kaçıncı sıradadır? Tamam. Bir dakika verir misin? A few moments later. Tamam. Hazırım ben. 19. Tamam. Abi zaten başlangıçta 20 tane hamle var. Bence 19.dur işte. 18. Evet, 17. İşte bu. Abi böyle kazandı. İşte bu. Yani bence 19 hak ediyor. Evet, o zaman 5. soruya geçiyorum. 2020 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda oynanan sporcuların ad ve soyadlarında bulunan harflerin toplam sayısı kaçtır? Oh. 30 saniye süreniz var. 30 saniye süreyi başlattım. Harflerin toplamı değil mi? Evet. Ad ve soyadlarının tamam, harflerinin toplamı. Söylüyor. Evet. 30 saniyeniz doldu. 163. Yani o başlattı bu arada bu olayı. Yani 162 diyorum da yani bence 110, 100, yani 125 falan bence. Ama tamam, onun bir altını söylüyorum. 120. Evet. Vahap kazandı ve tahminin çok iyi bu arada. 129 cevap. Hesapladık. Evet, evet, süper. Yani bu soruyu gelmeden söylemiştim sana zaten. hayır söylemedim, öyle bir şey yok. Evet, Vahap hamleni oynayabilirsin. Şah da çekebilirsin. O zaman biraz artık korku verelim rakibe. Şöyle. Hata payı kalmasın. O zaman 6. soruya geçiyorum. İngilizce basılan kaçıncı kitap satranç hakkındadır? Yani şimdi İngiltere ne zaman kurulmuştur onu biliyor musun sen? İngilizce basılan kaçıncı kitap satranç hakkındadır? Söyle bir şey. Sen söyle, ben bir aşağısını yıkarsın. Söyle. İngiltere. Çok... Atilla kesinlikle yaklaşmaya çalışmıyor. Senin ya altını ya üstünü söylüyor. Bunu siz nasıl buldunuz? Ben anlamadım ya. Bilmiyorum ama içinden biz kaybettim. Hani ya. Şu an şıklar demiyor musun kafamda? 30 ile 40 milyon arasında şık, aday şıklar öyle kadar. 4 milyar diye. Ne diyeyim yani? Doğru cevap bulduklarına göre hani normal günlük hayatımızda kullandığımız rakamlar 10.000. kitap diyeyim ama hiç bence daha büyük rakamlar. Rakibe taktik verme bari. 10.000 dedim. Ya da belki basılan ya da belki kitap. De yem attım, bilmiyorum şu an. İngilizce basılan kaçıncı kitap? Matbaada basılan. Aşağıda kırtasiyede Bornova'da kırtasiyede basılan kaçıncı kitap? Bile okumadık. Çok tehlikeli ya. 9.999. Yani daha düşük mü söyledin? Daha düşük diyorum. Cevabı söylüyorum. 2. Ya bu ama yalan mı ya? Koca İngilizce'de. Yoslar ikinci kitap satrançmış. Şey, söyleyenin Nigel Short. İkinci ben gördüm ya. Onun okuduğu ikinci kitap değil mi? Tamam, okey. Vurdu file fiki. Şimdi Şah fiki vuracağım da alacağım. Şah fiki alma oğlum, Şah Demir git. Ne var? Helal olsun. O zaman 7. soruya geçiyorum.
Güncel Elo sıralamasında dünyanın 50. sporcusu ile 100. sporcusu arasında kaç elo farkı vardır? Buralarda var ya, tam benim aldım böyle. Ay şuna bile bak, sırtımdan bıçaklandım arkadaşlar şu anda. Melih istiyorsan buna ben cevap vereyim. Hani bir altını söylersem o kazansın yani. Kabul ediyorum. Nasıl yani? Yani nokta atacağım yani. Atamazsın ya. Tamam bir bekle. Atarsam ben de kaybedeceğim. Beni de yenmişsin. Daha gelmeden baktım yani. Ya mümkün değil. Bugünkünü soruyorsun şu saat. Mümkün bugün değil. Bugün maçlar oynandı çünkü dünyanın ilk yüzünde yani. Kim? Ama ilk sen söylüyorsun. Tamam 29. Cami 30 ama 45 diyorum ben yani doğru cevap için. 44-45. Cevap 39. Tamam. Evet Vahap kazandı bunu. Demek ki daha fazlaymış. Hamleni yapabilirsin. File alsan. O zaman 8. soruya geçiyorum. Eskiden rok tek hamlede değil, iki hamlede yapılıyordu. Bu kural kaç yılında değişti? Ben doğduğumda rok roktu. Güzel, az yıl kaldı o zaman. Evet. 98'den geriye doğru. Ben bak da sen. Abi bu sefer ben senin stratejine karşı yani. Öyle bir şey yapacağım ki kendin bulman gerekecek. İlk defa. Çok eski. Zaten 1750'lerde falan hani bina, hatta 1700'de mesela normal roklu oyun var yani. Havra bir yerde roklu oynanmıştır, bir yerde roklu. İki hamle dedim. Şarkı 8'e geliyor. Diğer hamle de kalemle 8'e. Eskiden öyleymiş. 1300 diyorum. 1301. Atilla Adil oynamıyor bu oyunu. 1561 yani Atilla kazandı. 1561 çok ilginç yani. Sanki... O zaman 9. soruya geçiyorum. Topalov kaç yılında ime ünvanına ulaşmıştır? Abi hiçbir fikrim yok ya. Hadi ya. Topalov. O kim? Yani kaç sağ kanat mı? Satranç oynamıştır desen hatırlamıyorum yani. Manchester City'nin sağ kanadı mı? Tamam. Kaç yılında sende olmuştur? Abi hiç bilmiyorum ki. Allah aşkına. Topalov kaçtı? 82. 12 yaşında diyorsun. Şimdi biz olamadık anasını. O yıllarda 82 dedi. 83 diyorum. Ama bence 86-87. Vap kazandı 1989 yılından. Anladım. İyice o bayağı geç olmuş yani. Hamleyi şimdi şöyle alayım bunu. Açıklayayım neden düşündüm. File file alırsam o doğru bilirse şah D8 gidiyor. Başka yönde bir şey. Vezir F7 alırsam. Yani şah, vezir F7 alırsa zaten diyelim doğru bildi. Alacağım şah. Şah D8 kaçarsa vezir E8 bırakabilir. O yüzden artık hani, riskli bir hamle vezir F7 alıyorum. O zaman 10. soruda Topalov ile devam ediyorum. Yapma. Topalov'un 2012 yılının Ekim ayındaki listesinde elosu kaçtır? Evet. Onu bilindik bir şey. 2012 yılındaki Ekim ayı. Tam zirveye çıktığı yıllar. Hiç sabote olmayacağım. Dinlemiyorum seni. Rastgele %50 atacağım artı bir eksilir senden. Şimdi 23 Nisan turnuvalarına katılıyordu o zamanlar. 2012. Tamam. 2800. Hiçbir bilgi vermiyorum. 2810. Şimdi burada farklı fikir üreteceğim. Normalde içimden biz 2809 demek istiyor. Ama yapma. Melih yapma. Ben cevabı bile bile 10 dedim ya. Melih bunu soruyorsa 2800'ün üstündedir. 2811. Yapma, yapma. Doğru kazandı. 2751. Ve Atilla helal olsun Topalov. Ve Atilla bilemediği için oyunu kaybetmiş oldu. Çünkü evet. Şu an Vahap şah çekiyor ve cevabı Vahap bildiği Allah. İçin maçı Vahap kazanmış oldu. Gayet güzeldi. Merhaba. İkinize de teşekkür ederim. Tebrik ederim bu güzel performansın için. Teşekkürler. Eğer bu içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.